Yani Nurullah Çavuş, Meryem'in babası değilmiş. Bütün hikaye bu Sincap Bey. Ya neden böyle şeyler beni buluyor? Neden ya? Bu akıl dahane anlamadı galiba. Oğlum sen değil, Meryem Bey. Sen ne tribale giriyorsun acaba? Ben neden servete konamıyorum ya? Ha? Çekirge gibi atlıyorum kaçıyor, atlıyorum kaçıyor. Meryem Bey, servet olmadığı erede geç ortaya çıkacak zaten. Servet yoksa ben ne yapacağım ki Meryem'le? Senin o yüzeysel yüzüne bir çakarım, görürsün mevduatını, servetini. Aldığın habere böyle mi tepki veriyorsun, pis? Abi, Ercan Bey için normal tepkiler aslında. Şimdi eğri oturacağım ve eğri konuşacağım Boncuk Bey. Bu sır dördümüz arasında kalacak. Ha bir de babam biliyor, 5. Zati, 6 kişinin bildiği sır, sır değildir. Altı mıydı la? 2 değil miydi o ya? Bilmem. Bu ara kuru hiç takip etmedim ben. Peki söylersem ne olur diye sorsam size? Babama karşı müthiş mahcup oluruz. Dedikoducu gibi oluruz. Meryem'e düşmanlık yapıyor gibi oluruz. Yani sıkıntıda olan sizsiniz. Elleri göreyim. Sonra aşağı indirin. Çek, 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 çek elleri. Çek, çek, çek. Şimdi çocuklar, madem sıkıntısınız, ki Meryem'e söylesem iyice sıkıntıya gireceksiniz. O zaman sizden bazı isteklerim olacak benim. Abi, haklı. İpler onun elinde. Diyen ağzını yerim Halil Bey. İpler bende. Ne istersem onu yapacaksınız. Öncelikle 250'lere çıkın bakayım. Çık, 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 çık. Eller fabrika gibi çalışsın, hadi. Hadi. Tamam mı? Kapandı mı mevzu? Kapandı mı ağzın? Bunda mı? Bu benim cebimdeki deliğe yetmez be. İsteklerim olacak. Benden haber bekleyin. Hadi. Neyse. Benim bir veterinere uğramam lazım. Buralar size emanet. Buraları göz mapusuna alın. Tamam mı? Benden haber bekleyin.